Şimdi ilk önce Samsun'da insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Aslında ben dün Bahar'ı dinlerken aklıma bu olay da geldi, biliyor musunuz? Şimdi önce o Samsun'da gerçekten insanlık ölmemiş dedirten olayı bir izleyin, üzerine konuşacağız. Hani bizi karşılıksız iyiliğe ve sevgiye inandıranlar olur da içimizi kocaman bir umutla doldururlar ya. İşte bu fotoğraf kareleri de tam olarak böyle. Şimdi bu görüntülere dikkat. Biraz sonra olacaklara inanamayacaksınız. Samsun'da bir tramvay yolculuğundayız. Dışarıda hava yağmurlu. Yağmurdan kaçan insanların ayak izleri tramvayın zemininde desen oluşturmuş. Genç adamdan insanlık dersi. Muhtemelen işten eve dönen insanların yorgun ayakları yan yana sıralanmış. Birazdan eve ulaştıklarında dinlendirecekler ayaklarını. Ama bir ayak var ki yürek burkuyor. Tramvayın en küçük iki yolcusundan birinin ayakları neredeyse ayakkabısından çıkacak. Küçük yolcunun botunun tabanı koptu kopacak gibi duruyor. Tam karşısındaysa arkadaşı oturuyor. Bu fotoğraf karelerinde arkadaşının ayakkabıları kadraja girmemiş. Aslında bu çocuğun ayakları ayakkabıya da girmemiş. 11 yaşlarındaki bu çocuğun ayaklarında sadece çorap var ve dışarıda yağmur. Yürek dağlayan bu görüntüye çaktırmadan bakıyor diğer yolcular. Çocuğun ayakları üşüyor. Çoraplarının ıslak olması ayaklarını daha da üşütüyor. Tramvayda alkışlanacak hareket. Çocuk şu an sadece insanlar bakmasın istiyor üşüyen ayaklarına. Spor kıyafetleri giyen genç adam birdenbire kalkıyor yerinden. Ayakkabısı olmayan çocuğun yanına gidiyor ve biraz sohbet ediyor. Önce başını okşuyor çocuğun. Sonra eğiliyor ve çıkardığı kendi ayakkabılarını çocuğun ayağına giydirmeye çalışıyor. Dünya böyle insanlarla güzel. Küçük çocuk önce istemiyor. Utanıyor çünkü. Ayıp olur diyor. Genç adam, senin ayağın çıplakken bu ayakkabılar bende kalırsa ayıp olur çocuk diyor. Ve giydiriyor kendi ayakkabılarını. Bağcıklarını da kendi bağlıyor küçük çocuk. Utanıp çıkarmasın diye. Dünya birkaç dakikalığına daha güzel bir yer oluyor sanki. O esnada tüm yolcular gözlerini dikmiş onları seyrediyor. Duygulanıyor yolcular. Turuncu saçlı kızsa gülümsüyor bu yürek ısıtan manzara karşısında. Dün Bahar'ı dinlerken hep bu görüntüler Türkiye tarafından konuşulduğu için ve bu haber Türkiye tarafından konuşulduğu için aklıma hep bu haber geldi. Aslında gerçekten insanlık ölmedi ama maalesef aramızda böyleleri de var. Bahar'ı öz amcası, yengesi ezerken, bir kap yemeğe muhtaç ederken böyle aslanlar da var. İşte o kahraman kardeşimizi huzurunuza çağırmak istiyorum. Muhammed geliyor. Kaç yaşındasın? 10 numara. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle genç bir delikanlı. Görüyorsunuz değil mi? Oradaki o yavrumuzun ayağındaki ayakkabının tabanının açıldığını
dışarıdaki yağan yağmuru görüyor ve ayağındaki ayakkabıyı o çocuğa giydiriyor. İşte bize insanlık ölmemiş dedirten bir olay bu. Öyle değil mi? Arkadaşı Hüseyin, sen de o gün yanındasın. Ne oldu Hüseyin o gün? Şöyle söyleyelim. Muhammed'in arkadaşı Hüseyin. Öncelikle biz Muhammed'le burada olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Sizin gibi... Helal olsun ona. Yani sizin gibi birisiyle burada şu an şu durumda olmaktan... Sana Muhammed, da helal olsun. Muhammed insanlığa çok büyük bir ders olarak örnek verdi bu hareketiyle. Tabii şöyle söylemek lazım. Yardım, iyilik her zaman olması gereken bir durum. İnsanların birbirleriyle beraber. Muhammed bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi Muhammed çok da fazla konuşup bu konuda böyle hani şey yapmak istemiyorum. Ama çocuk aslında hepimizin yapması gerekeni yapmış. Evet. Biz de olsak belki aynı şeyi yapardınız, bilmiyorum. Ben yapardım. Yapardım. Yaptım da, çok yaptım. Yani bir şey daha söyleyeceğim. Bunu benim annem söylüyor. Yani ben bir yere geldikten, şöhret olduktan, para kazandıktan sonra yapmadım. Ben daha önce de böyle bir çocuktum. O fakir halimizde insanlara yardım etmeyi becerebilen, bilen bir çocuktum. Öyle büyüdüm, öyle yetiştim. İşte annemden bunları çok sık dinleyen eniştem burada. Evet. Annem bunları hep sık dile getirir, ablam anlatır. Böyle bir çocuktum, yalan mı Coşku? Bu hep bizde dile getirilir. Şimdi böyle bir aslana bizim de naçizane bir hediyemiz var. Kabul ederse, kabul ederse... Canım benim ya hocam. Eyvallah. Duygulandın değil mi? Nasıl bir şey bu? Ayağa kalktım onun. Bahar, senin onun öz amcan. Seni, anneni, ablanı, üstelik de hastasınız. Annen kas hastası. Bu genetik. Ablan kas hastası. Sen diyor, dedin ki dün benim de ideallerim vardı. Benim de hayallerim vardı. Ben saçımı tarayamıyorum dedin. Ama böyle de bir delikanlı çıkıp oradaki çocuğun ayakkabısını giydiriyor. Ne hissettin? Senin öz amcan bile sana bunu yapmıyorken. Allah böyle insanlar çıkarmalı karşımıza. Ya. Evet. Şöyle otur Muhammedciğim. O kutularda ne var, bakmak ister misin? Bakacak. Bakacağım. Bizimle ona naçizane bir hediyemiz yavrumuza. O da bizim aslan gibi yavrumuz. Arkadaşı Hüseyin de. Thank you very much.